Herkese merhaba. Tüm aşama ve detaylarıyla bir asfalt yolun yenilenme ve yapım sürecini izleyeceğiniz bu belgesel projesi, 333 farklı video parçası ve 4 saatlik ham görüntü ile ortaya çıkan, 80 gün süren bir çalışma sürecini kapsamaktadır. Kocaeli'nin yükselen bölgelerinden biri olan İlimtepe Mahallesi ile Yavuz Sultan Selim Mahallesi arasındaki bağlantı yolunu modernize etmek, sadece bir ulaşım kolaylığı değil, Aynı zamanda şehirleşmenin geleceğine yapılan önemli bir yatırımdır. Yol yenileme çalışmamızın ilk adımı mevcut asfaltın kontrollü şekilde sökülmesiyle başladı. Bu işlem için trimer yani asfalt kazıma makinesi kullanıldı. Trimer milimetrik hassasiyetle yüzeyi kazıyarak alt tabakaya zarar vermeden asfaltı söker. Bu aşamada dikkat ettiğimiz bir diğer konu ise geri dönüşüm. Asfalt kırığı olarak adlandırılan kazınmış asfalt malzemesi doğrudan çöpe gitmedi. Köy yollarındaki stabilize çalışmalarında kullanılmak üzere stok sahasına taşındı. Bu sayede hem malzeme ekonomisi sağladık hem de çevreyi koruduk. Söküm işlemlerinin ardından yolun altyapısını oluşturmak üzere zemin hazırlığına geçildi. Bu süreçte ekskavatör, grader, toprak silindiri gibi iş makineleri birlikte görev aldı. Ekskavatör ile kazı ve tesviye çalışmaları yapıldı. Grader, dolgu malzemesini uygun eğimde sererek zemin yüzeyini hassas şekilde düzledi. Toprak silindiri, zemin dolgusunda hacimsel sıkıştırma yaparak sağlam bir temel oluşturdu. Dolgu aşamaları sırasında yolun taşıyıcı formu yeniden inşa edilerek yüzeyin taşıma gücü artırıldı. Aynı zamanda yolun en önemli geometrik unsurlarından biri olan dever, yani yol eğimleri de özenle ayarlandı. Bu eğimler özellikle virajlarda ve yağışlı havalarda, suyun düzgün tahliyesi ve araçların savrulmadan ilerlemesi için büyük önem taşır. Tüm bu işlemler, yolun uzun ömürlü ve sürüş güvenliği yüksek bir yapıya kavuşmasını sağladı. Terasman çalışmaları tamamlandıktan sonra ilk taşıyıcı tabaka olan Plant Mix temel tabakası iki katman halinde ve 20 santimetre kalınlığında serildi. Plant Mix temel finisher makineleriyle hassas bir şekilde serildikten sonra önce vabil ardından toprak silindiriyle sıkıştırıldı. Böylece hem yüzey düzgünlüğü hem de taşıma kapasitesi maksimum seviyeye ulaştırıldı. Plant mix temel, kırma taş ve bağlayıcı malzemelerin karıştırıldığı yüksek dayanımlı bir yol tabakasıdır. Plant mix temel serimi esnasında tabakanın sıkıştırma kalitesini artırmak amacıyla yüzey arazöz ile sulanarak nemlendirildi. Bu sayede sıkıştırma sırasında optimum nem oranı sağlandı. Plant Mix serimi tamamlandıktan sonra nükleer sıkışma yöntemi ile zemin kontrolü yapıldı. Bu yöntem tabakanın istenilen sıkışma seviyesine ulaşıp ulaşmadığını doğrulamak için kullanıldı. Bir sonraki aşamada 12 santimetre kalınlığında olacak şekilde bitümlü sıcak temel tabakası serildi bitümlü temel, asfalt karışımı ile yapılan ilk sıcak karışım tabakasıdır. Alt katmandan gelen yükleri üst yapıya iletirken, titreşimleri de sönümler. Serim işleminin hemen ardından ilk sıkıştırma vabil ile gerçekleştirildi. Bu uygulama, asfaltın ilk yerleşmesini ve yüzeyin düzgünleşmesini sağlar. Ardından asfalt silindirleri devreye girerek sıkıştırma işlemini tamamladı. Böylece tabaka içerisindeki boşluklar en aza indirildi ve yüzey mukavemeti artırıldı. bitümlü temel tabakasının üzerine 9 cm kalınlığında binder tabakası serildi. Binder, asfalt üst yapısının ikinci sıcak karışım katmanıdır. Yolun yük taşıma kapasitesini artırır, aşınma tabakasına sağlam bir zemin oluşturur. Finisher ile serilen binder tabakasının sıkıştırması da yine önce vabil ile yapıldı. Vabil'in sağladığı sıkıştırmanın ardından asfalt silindirleri son geçişleri yaparak nihai sıkışmayı sağladı. Bu aşamadaki çalışmalar, Ukome kararlarına uygun olarak gündüz saatlerinde ve kontrollü yol kapatmaları ile gerçekleştirilebildi. Bu süreçte jandarma ekipleri yolun güvenli şekilde kapatılması için ekiplerimize destek sağladı. Ayrıca toplu taşıma, hizmetlerinin aksamaması adına otobüsler, alternatif güzergahlara aktarılarak yönlendirildi. Bu geçici değişiklikte, de, halkımızın mağduriyet yaşamaması için ciddi bir koordinasyon sağlandı. Tüm bu saha organizasyonu, çalışmanın hem güvenli hem de hızlı ilerlemesini mümkün kıldı. Yağmur suyunun kontrollü tahliyesi için yolun eğimli tarafına ve kanal olarak adlandırılan beton hendekler yapıldı. Bu işlem için kazıcı yükleyici makinenin arkasına özel bir kanal kazı taşmanı takıldı. Böylece hem düzgün bir hat açıldı hem de kanal formu istenilen geometriye uygun olarak şekillendirildi. Ardından kanalların içi betonla doldurularak uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen bir sistem elde edildi. Projenin son aşamasında ise trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yatay yol işaretlemeleri yapıldı. Yol çizgileri uzun ömürlü ve gece görünürlüğü yüksek olan termoplastik boya ile çizildi. Yolun hem orta hem kenar çizgileri sarı renkte uygulanarak sürücüler için maksimum görünürlük sağlandı. Bu çizgiler sürücülere hem yön hem de mesafe konusunda yardımcı olurken yolun profesyonel görünümünü de tamamladı. 1730 metre uzunluğundaki bu yol projesi kapsamında toplam 4780 metreküp trimer kazısı 680 metreküp kazı ve 550 metreküp dolgu çalışması, 9250 ton plant mix, temel, 5380 ton bitümlü temel, 3875 ton binder tabakası serimi, 350 metreküp ve kanal imalatı ve 780 metrekare termoplastik çizgi uygulaması yapıldı. Yol yapımında kullanılan her malzeme, yani plant mix temel tabakası, bitümlü sıcak temel, binder ve V kanal betonları belirli aralıklarla numunelenerek laboratuvar ortamında test edildi. Bu testler sayesinde projenin her aşamasında kalite standartlarına uyum sağlandı ve uzun ömürlü bir yol elde edildi. Yapılan bu titiz çalışmanın sonucunda artık İlim Tepe ile Yavuz Sultan Selim mahalleleri arasında ulaşım daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı. Bu bağlantı yolu sadece mahalleleri değil, şehirle halkı bugünü gelecekle birleştiriyor Bu projede emeği geçen tüm personel kurumlar ve işbirliği yapılan yapım ekiplerine teşekkür ederiz yol medeniyettir videoyu Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere